Merhabalar Teknomont takipçileri. Bugün Xperin EasyPad R10S isimli modeliyle karşınızdayız. 10.1 inçlik ekrana sahip olan bu tablet 1280x800'lük bir çözünürlük sunuyor. Cihazın en önemli özelliği Türkiye'deki ilk Intel işlemcili Android tablet olması. 1.6 GHz hızında çalışan bu işlemci sayesinde Android 4.0 işletim sistemli tabletle yüksek performans elde edebiliyorsunuz. Cihazla birlikte görebileceğiniz gibi TV Bu Cep HD, TTNet'in mobil müzik ve Wi-Fi Nerede gibi uygulamaları ön tanımlı olarak gelmiş. Dolayısıyla da TTNet kullanıcıları için ekstradan bir Google Play Store'da uygulama arama gibi bir şeyle uğraşmayacaklar. Ön tanımlı olarak gelen uygulamaların içinde özellikle İstanbul'da yaşayan kullanıcılarımız için İBB Trafik gibi önemli uygulamalar da yer alıyor. Ön tanımlı web tarayıcı da Chrome. Dolayısıyla da internette gayet hızlı bir şekilde gezinmek mümkün. Android'le birlikte gelen ön tanımlı uygulama yerine Chrome'un seçilmesi bence yerinde bir karar olmuş. Cihazla birlikte 1 GB'lık bir belleğin geldiğini söylemiştik. Bunun dışında 16 GB'lık da bir depolama alanı sunulmuş. 5400 mAh'lik batarya sayesinde de ortalama 5 saat gibi bir kullanım süresi var. Tam şarjlıyken cihaz. Bunun dışında cihazın ön panelinin beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı seçeneği var. Testimize gelen beyaz renkli olan bu tableti açıkçası biz daha beğendik. Gayet kibar ve şık bir tasarıma sahip. Cihazın ön yüzünde 1.3 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Bu kamera sayesinde de Skype, Tango gibi görüntülü sohbet yapmamızı sağlayan programlarla sevdiklerimizle sohbet edebiliyoruz. Yalnız cihazın ne yazık ki en büyük kusuru arka tarafta bir kameranın olmayışı. Gördüğünüz gibi arka yüzeyde alüminyum bir kasayla donatılmış ve metalik bir gri renk tercih edilmiş. Şurada gördüğünüz bu minik bölüm ise cihazın hoparlörü. Hoparlörden aslında gayet uygun bir yüksek bir ses çıkıyor. Fakat ses seviyesini arttırdığımız zaman yer yer çeşitli patlamalarında olduğunu gözlemledik. Yaklaşık 258.3, 164 ve 9.5 milimetrelik bir boyuta sahip olan tablet 535 gram ağırlığında. Dolayısıyla da tek elle kullanım için oldukça ideal, rahat bir kullanım sunuyor. Özellikle bayan kullanıcıların bileklerinin biraz daha narin olduğunu düşünecek olursak tabletin boyutunun ve ağırlığının çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın performansının da yüksek olduğunu belirtmiştik. Biz testimiz sırasında cihazla kimi zaman oyun da oynadık ve Soulcraft isimli bu ücretsiz oyun sırasında herhangi bir takılma ya da yavaşlama gözlemlemedik. Aynı şekilde HD veya Full HD görüntü kalitesindeki videolarda da bir problem yaşadığımızı söyleyemeyiz. Zaten performans testlerinde de piyasada bulunan birçok Android işletim sistemli cihazdan çok daha yüksek bir performansa sahip olduğunu gözlemledik. Zaten yaptığımız bu testlerin sonuçlarını da incelemenin içerisinde görebilirsiniz. Yazılı bir şekilde bunu sizler için yayınladık. Şimdi dilerseniz kısa da olsa oyunumuzu oynayalım ve cihazın performansının ne kadar yeterli olduğunu, yüksek olduğunu birlikte gözlemleyelim. Bu arada cihazın hemen şu sol tarafındaki yerini de göstermek istiyorum. Bakın bu sol kenarda aslında şöyle açılabilir bir bölüm mevcut ve dolayısıyla buraya da mini USB ve micro SD yuvalar bulunuyor. Dilerseniz yine işte buraya bu micro SD bölümüne ekleyeceğiniz şey sayesinde kart ile depolama alanını yükseltmeniz mümkün. Şöyle hemen görüntülecek olursak. Evet.
bize verecek olan görevi bekliyorum. O yüzden de şimdilik biraz boş boş duruyorum. Evet, şimdi saldırı başlayacak. Gördüğünüz gibi görüntü kalitesi bu kadar yüksek olan bir oyunda herhangi bir takılma ya da yavaşlama olmadan oyunumuzu oynayabiliyoruz. Sizleri çok fazla sıkmadan şöyle bir iki hamle daha yaptıktan sonra oyun meselesini rafa kaldıracağız. Tabii oyunda bu arada bir hayli zevkli olduğu için elden düşürmek de kolay olmuyor. Şimdi bu kadar yeter. Gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde oyunu oynayabiliyoruz. Az önce size bu yan taraftaki açılır kapanır kısımdan bahsettik. Fakat hemen yanında da 3,5 milimetrelik bir jack var. Dolayısıyla buraya da isterseniz kulaklığınızı ya da harici bir hoparlörü de takabiliyorsunuz. Hemen yanında bulunan yerden de cihazı şarj etmek mümkün. Aynı şekilde şuradaki şu ufak bölüm ise mikrofon bölümü. Dolayısıyla da görüntülü sohbet yaparken ekstra bir donanıma sahip olmanız gerekmiyor. Cihazla birlikte ön tanımlı olarak gelen bu mikrofon gayet yeterli. Cihazın üst tarafında bu kenarda sol üst kısımda cihazı açıp kapamaya yarayan buton bulunuyor. Hemen yanında ise ses seviyesini yükseltip alçaltabileceğimiz bir buton yerleştirilmiş. Bu butonun yanındaki ufak delik ise ince bir öne toplu iğne ile buraya baskı yaparak cihazı resetlemek mümkün kılınmış.